Bağlar Tarih Vakfı'nın düzenlediği Aklı Kısa Salı konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Nuşen Gülboğa, bildiğiniz gibi Gülay Yılmaz'la birlikte 2021 yılı sonbaharından bu yana Aklı Kısa Seminer dizisini koordine ediyoruz. 2024 bahar döneminde de bu seminer dizisine YouTube üzerinden devam ediyoruz. Bu seminer dizisinde amacımız hatırlatmak istiyoruz her defasında. Amacımız kadın tarihçilerin çalışmalarını, yayınlarını, araştırma gündemlerini ve tarih disiplinine katkılarını görünür kılmak. Böylece aslında son derece erkek egemen olan bu tarih disiplininde varlıklarının da altını çizmek ve katkıda bulunmak istiyoruz. Bahar döneminde seminerlerimiz devam edecek. Ayda bir e, olmak üzere salı günleri bir defa. E, bu bahar döneminin ilk seminerini e, Gözde Somel verecek. E, aile ilgi çekici bir konu olduğunu e, umuyoruz. Seminerin başlığı erken cumhuriyet yıllarında soykıları. E, seminere Cangül e, örnek tartışmacı olarak e, katkı verecek. Gözde hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Cengül Hocam hoş geldiniz. E, Cengül acaba hattı mı? Beni duyuyor mu? Hı, merhaba Cengül Hocam. Ah Merhaba şimdi duydum sizi. E, i̇nternet bağlantısı gidip geliyor kusura bakmayın. Tamam rica ediyorum. E, Gözde Hocam çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Cangil Hocam çok sağ ol, zaman ayırdın, katıldın. Ee, seni de ilgiyle dinleyeceğiz. Çok teşekkürler. Ee, şimdi e, seminere geçmeden önce, Budak e, Bülent Ecevit Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi. E, lisans eğitimini Otlu Siyaset Bilimi, e, lisans üstü eğitimini ise Otlu tarih bölümünde tamamladı. E, doktora tezi 1920-1923 yıllarında Sovyet Rusyası'nın Türkiye politikası üzerine... Erken Cumhuriyet ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyet dış politikası ve Türkiye'deki Sovyet diplomatik faaliyetleri e, başlıca ilgi alanlarını oluşturuyor. Bu alanlarda üretim yapıyor. E, bugün de yine e, uzmanlığı olan bu alanda bize bir seminer verecek. E, ben kısaca e, seminerin akışını e, söylemek istiyorum. E, yaklaşık 40 dakika sürecek bir e, seminer. Biraz daha uzun da olabilir elbette. E ardından Cangül Örnek'ten e, sorularını ve yorumlarını alacağız. E, bu arada e, dinleyiciler, izleyiciler sorularını YouTube'a yazabilirler. E, son olarak da e, bu soruları e, e, aktaracağız e, Gözde e, Somele ve Cangül Örnek'e e, ve bunun etrafında bir sohbet geliştireceğiz. E, dolayısıyla şimdi seminerimize geçebiliriz. Gözde Hocam ben şimdi e, sözü size bırakacağım. Bizler ekranlarımızı kapatacağız. Yaklaşık 40 dakika sonra ekranda belireceğiz. O zaman bilin ki tamam. sürenizin sonuna gelmiş olacaksınız. Tamam. Peki. O zaman buyurun söz sizde şimdi. Çok teşekkür ederim. E, şuradan başlayalım. Yani ben e, bu alana ilgi duyduğumda öncelikle Türk-Sovyet ilişkileri. ...hakkında bir tez yazmayı... ...düşünmüştüm. Ancak şu an... ...yani bu seminerin... ...başlığından da anlaşılacağı üzerine... ...biraz daha... Benim odağım e, Sovyet dış politikası ve özelde de Sovyetlerin Türkiye politikaları üzerine oldu. Temelde aslında 20'li yılları e, çalışıyorum ama 30'lara ve 40'lara e, uzanmaya başladım. Şimdi bu odaklanmanın nedeni e, ile ilgili bir şeyler söyleyip birazcık bu alandaki tarih yazımına öncelikle değinmek isterim. E, daha sonra e, esas bu e, konu başlığını oluşturan... E, e, mesele etrafında bir tartışma yürütürüz diye düşünüyorum. Şimdi ben e, bu çalışmaya başladığımda, bu konuyu çalışmaya başladığımda biraz böyle marjinal bir şey çalışıyormuş hissiyatına sahiptim. Elbette bu alanda e, Türk-Sovyet ilişkileri üzerine yazılmış eserler e, var. Benim hani o dönem daha yenilikçi bulduğum ve çok faydalandığım eserler de vardı ama daha çok resmi tarih çizgisinde ve özelde de yani Sovyet dış politikasını tarihsel bir incelemeye tabi tutmak yerine bir takım atıflar yani atfedilen bir takım böyle özcü e, niteliklerle yorumlar yapıldığını biraz da yani politik aslında tutumların belirleyici olduğu yönünde bir e, kanaate vardım. Bugün hala aslında belirli bir ağırlığa sahip bu. Bir öğrenci bu konuyu çalışmak istese ilk eline geçecek referans kaynaklar. Bu şekilde ve bunun tabii ki de so e, Soğuk Savaş Sovyetolojisiyle yakından ilişkisi var. Yani burada bir rezonans olduğu aşikar. Zaten 1945'ten sonra Türk-Sovyet ilişkileri üzerine yazılan kitaplarla 45 öncesi mesela Hikmet Baydur'un 34'te yazdığı bir dış politika tarihi kitabı var, e, taze taze yazdığı. Oradaki mesela yorumlarla 45 sonrası arasında büyük bir fark var. Bu tabii ki de tesadüf değil. Genel olarak Batı'da Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetoloji ile e, Türkiye'deki Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine çalışmalar arasındaki bir başka paralellik de e, biraz böyle tarih yazımıyla deyim yerindeyse tarih yapımının iç içe geçmiş olması. Çünkü genellikle işte emekli diplomatlar ya da işte devletle organik ilişkileri olan, devletle bağlantılı enstitülerde, akademilerde araştırmalar yürüten ve e, devlet çizgisinde e, bu anlamıyla düşünen, yorum yapan, e, oraya belirli bir e, serviste bulunan aslında bir karaktere sahip. Hatta e, bu çok açıklayıcı bulduğum için bunu zikretmek isterim. Bu yani Sovyetoloji'nin kurucu ismi olarak görülebilecek Adam Ulam Harvardlı profesörün 11. teze şöyle bir göndermesi var bugüne kadar herkes Sovyet dış politikasını anlamaya çalıştı ama asıl olan onu değiştirmektir şeklinde Ya yani böyle bir şey şimdi Türkiye'ye döndüğümüzde şunu görüyoruz aslında Türkiye'deki ilk kuşak Cumhuriyet'in kurucu isimleri arasından işte Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir'in ki... O dönemde de Sovyet karşıtı bir tutumları olduğu biliniyor. Ali Fuat Paşa Moskova'da büyük elçilik yapmış bir isim ve olaylı bir şekilde Moskova'dan ayrılmak durumunda kalıyor. Hatıratında detaylı bir şekilde bunlara yer veriyor. Daha o zamandan ortaya çıkan bir takım fikirler var. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bunun perçinlendiği görülüyor. Ve sonrasında da Türkiye-Sovyet Rusya arasındaki ilişkilere dair genel çerçeveye bunlar damga vuruyor. Çok kabaca söyleyeceğim buna dair bir şeyi. O da şu Sovyet Rusya'nın devrimden sonra işte iç savaşla uğraştığı zayıf olduğu, iktisaden de zayıf olduğu, izole olduğu bir dönemde Sovyetler iyicil yüzünü Türkiye'ye gösterdi. Çünkü Türkiye ile Türkiye'ye ihtiyacı vardı o dönemde milli mücadeleye bu bağlamda destek verdi Atatürk o dönemde taktiksel ve geçici bir e, ilişki kurdu e, ancak e, çok geçmeden e, güçlendiği oranda e, Sovyetler aslında Çarlık Rusyasının devamı olduğunu göstermiş oldu Çarlık Rusyasının işte uluslararası iddiaları ve hırslarıyla aslında hareket ettiğini e, göstermiş oldu. Bundan sonra da ilişkiler koptu. Çok çok özetle bu şey yani Önemli bir varyantını oluşturuyor hala e, bu meseleye dair literatürün. Bir şey daha var. O da 1960'larda biraz yön e, çizgisinden türeyen bir sol kemalist yorum. Aslında bugün de e, belirli bir çizgide e, kendisini hala e, gösteren bir şey. Orada da çok özetle yine... ...kalıcı bir anti-emperyalist ittifakın 1920'lerin başında Sovyet Rusya ile Türkiye arasında kurulduğunu... ...Atatürk açısından bunun kalıcı ve stratejik bir dostluk, bir ittifak ilişkisi olduğunu... ...ve bunu aslında miras olarak da bıraktığını çünkü bunun Türkiye'nin bağımsızlığının sigortası olduğunu düşündüğünü... Ee, ancak e, 1945 sonrası zaten e, Atatürk devrimlerine karşı da bir şey gelişmişken Türkiye'nin Sovyetlerle olan dostluk ilişkilerinden de uzaklaştığını ve zaten e, Batı cephesine NATO'ya katılım gösterdiğini e, söylüyor. Son olarak yani bu, bu da e, bir, bir şey bu e, literatür içerisinde belirli bir ağırlığı olan. Son olarak e, bir revizyonist yorum da var ve hem genel olarak e, Sovyet tarihinde ve Sovyet dış politikasına ilişkin çalışmalarda kendisini gösteriyor ve bunun Türkiye Rusya ilişkileriyle ilgili çalışmalarda da belli bir iz düşümü olduğunu görüyoruz. Daha yakın zamanlı yapılan çalışmalarda olduğunu görüyoruz. Ben yüzden hani zikretme ihtiyacı da hissettim. Bu da yani 1960'lardan itibaren aslında temelde Amerikan dış politikasına eleştiriler üzerinden, yani sürekli bir Sovyet tehdidi algısı yaratılmış durumda ve tarih yazımı da bu çerçevede oluşmuş durumda. Ama aslında e, tehdit Amerikan dış politikasıydı yani tam Vietnam Savaşı konjonktüründe ortaya çıkan e, bir eleştiri ve çok yine e, özetle şunu diyor yani aslında e, Sovyetler yansıtıldığı gibi bir tehdit değildi. 1920'lerin hemen başında devrimci iddialarından vazgeçtikten sonra devletler ailesinde kendi özgün e, yanlarıyla beraber e, yerini aldı ve e, çoğunlukla da aslında savunmacı saldırgan değil savunmacı pozisyondaydı. Yani burada e, Sovyetlerin ve Sovyet dış politikasının ne olduğu değil de daha çok ne olmadığı. Zaten anti-anti komünist olarak e, literatürde geçiyor e, bu yorumlar. Daha fazla kaynaklara yöneldiği ve orasıyla daha derinlikli bir ilişki kurduğu için arşiv belgeleriyle e, birinci kaynaklarla e, bilimsel temeli daha sağlam olduğu için önemsiyorum. Ama bütün bu literatür içerisinde benim görebildiğim, e, bunu tartışabiliriz tabii ki sonrasında. Ama iki tane temel yöntemsel sıkıntı e, var bence birazcık bu yani Sovyet dış politikasına daha yakından bakmaya beni sevk etti işin aslı bunlardan bir tanesi yani devletlerin özelde Sovyetler Birliği'nin toplumsal siyasal düzeni nasıl olursa olsun sosyoekonomik yapısı nasıl gelişiyor olursa olsun bir dış politika alanı var ve bu özelliklerle yani sosyoekonomik kabaca diyebileceğimiz özelliklerle bu dış politika alanı arasında çok sağlıklı bağlar kurulamadığını e, görüyoruz. Örneğin 1920'lerde devrimci hedeflerini terk etti e, Sovyet Rusya gibi bir tez. Ben de böyle bir e, çağrışım yapıyor. Belki bu seminerin ilerleyen dakikalarında bunu biraz daha açma şansım olur. İkinci yöntemsel bana kalırsa e, problem sürekli bir karşımıza çıkan bir ulusal çıkar ideoloji ya da teori biraz keyfi kullanılıyor bunlar. Arasındaki karşıtlık ya da ikilem yani Sovyetler ideolojik hareket etti totaliter bir ülkeydi ya da ideoloji bir soslu bir propaganda aracıydı dış politika açısından aslında olan Rus çıkarlarıydı e, gibi bir eksende tartışılıyor. Burada ideoloji böyle sanki bir tür şey idealler fikirler demeti yani Sovyet yöneticilerinin bir tarihte terk ettikleri e, tarihsiz e, e, bu anlamıyla da genel geçer bir şeyler fikirler demeti e, gibi gözüküyor ulusal çıkarda yine yani Sovyet toplumunun ihtiyaçları, özellikleri, gelişimi, bütün bunlardan yapısı, bunlardan azade devlete içkin bir çıkar ve böyle tarif edildiği oranda daha ağırlıklı olarak bir şeyden, süreklilikten Çarlık Rusyasıyla ile Sovyet Rusyası arasında bir süreklilikten bahsedilebilmiş oluyor. Bunlar biraz bana sıkıntılı gelen yanlar ve tam da buradan aslında Sovyet dış politikasına ilişkin genel bir çerçeveden özellikle erken döneme ilişkin genel bir çerçeveden söz etmek isterim. Yani Sovyetler Bolşevikler bir dış politika stratejisi geliştirecekleri vakit dünyaya baktıklarında ne görüyorlardı? Nasıl yorumluyorlardı e, dünyayı ve buna uygun nasıl bir strateji gelişti? Bununla bence Türkiye politikası arasında çok yakın bir bağ var. Çünkü kabaca bence e, Sovyet dış politikasının daha böyle sistematik tutarlı bir hal aldığı ve bir diplomatik e, kurumsal bir diplomatik aygıtla güçlendirildiği bir evre kabaca 1920-21 yıllarına rast tam da aslında Türkiye ile ilk ilişkilerin kurulduğu ve kurumsallaşmaya başladığı evre Dolayısıyla Türkiye bana kalırsa Sovyet dış politikası açısından bir şey bu e Deney sahası, önemli bir de, deney sahası ve sonradan... belirteceğim, ben e, bu alana yönelik politikaların kendi kriterlerinde başarılı olduğunda açıkçası düşünüyorum. Şimdi e, ne gördüler e, diyorduk? Şimdi bir... 1920'ye döndüğümüzde, 2021 yılına döndüğümüzde, e, Sovyet Rusya'nın o zamanki yaygın adıyla henüz Sovyetler Birliği olmuş değil, e, iç savaştan yeni yeni e, çıktığını, aşağı yukarı eski Çarlık topraklarında ee, bir egemenlik e, sağlana bildiğini, buna mukabil e, Polonya ile yapılan savaşta e, Varşova önlerinde Kızıl Ordu'nun bir yenilgi yaşadığını, böyle inişli çıkışlı e, seyreden e, ve aslında e, büyük beklentiler yaratan başta hatta e, Sovyet Rusya'nın yalnızlığının geçici olduğu e, duygusunun çok güçlü olmasına neden olan Alman Devrimine yönelik beklentilerin de bir miktar aşırı Aşağı çekildiği e, ve Sovyetlerin de bir e, e, eğer yalnız kalacaksak e, bu koşullarda nasıl ayakta kalacağız, e, bir soluk alanına e, ya da bir hava deliğine ihtiyacımız var dediği bir dönemden bahsediyoruz tam olarak şimdi şunu söyleyeyim şimdi dünyaya baktıklarında ne görüyorlardı ve dış politika nasıl yapıldı dedim ama bir not yani bu dış politika yapım sürecini ben önemsiyorum hem tezimde hem sonra yaptığım çalışmalarda hem şu an uğraştığım araştırmada bir bütün olarak dış politikaya katkıda bulunan yapımına katkıda bulunan Sovyet sistemi içerisindeki farklı unsurların arasındaki tartışmayı müzakereyi önemli buluyorum Çünkü böyle Böyle çok hani politbüro'nun işte Komünist Parti politbüro'nun belirleyiciliğinde çok monolitik yukarıdan aşağı bir şey süreci tarif ediliyor. Ve biraz oradaki tartışma ve katkılar göz ardı ediliyor gibi geliyor. Halbuki örneğin diplomatik misyonların, sahadaki diplomatların, dışişleri görevlilerinin burada çok önemli aslında şeyi olduğu Belgelerde de uzun uzadıya yapılan, e, yorumlarda, yazılan raporlarda kendisini gösteriyor. Ben o raporları epeyce veri alarak e, çalışmalarımı inşa etmiş oldum. Bundan sonra söyleyeceklerim, şeyler de, söyleyeceğim şeyler de dolayısıyla buradaki şeyi, oradaki tartışma sürecinin sonucunda ortaya çıkmış aslında. E, fikirleri yansıtıyor. Şimdi elde ne var? Bir, bir kere e, Lenin'in tezlerine göre ...bir aslında istisnai bir döneme girilmiş durumda. Savaş bitmiş ancak emperyalizm ve tekelci sermaye rekabeti koşullarında barış dönemi istisna bir parantez... ...ve Bolşeviklere göre geçici bir barış dönemi yaşanıyor ama eninde sonunda... Sovyet sistemini de aslında yok etmeye yönelecek bir savaş kaçınılmaz ve bununla beraber e, e, savaşın sonundan itibaren Avrupa merkezli özellikle de Almanya merkezli olarak e, gerçek yaşanmış olan devrimci kabarma geriye çekilmiş durumda belirsiz bir süreyle geriye e, çekilmiş e, durumda ve bu noktada e, yapılması gereken şey e, bu belirsizlik içerisinde. Yol almak e, ve, e, Sovyet e, ve Sovyet devrimiyle ve Sovyet iktidarı cisimleşmiş olan e, dünya komünizminin kazanımını kalıcı hale getirmek. Bir karşı devrimle yenilmesinin e, hızlı bir şekilde alaşağı edilmesinin e, önüne geçmek bu. Yani aslında literatürde tam da işte... Devrimcilik bırakıldı, ulusal e, çıkarlar ön plana çıkmaya başladı denebilecek e, evrede bu. E, aslında bunun söylendiği zamana göre, genel olarak çünkü Stalin dönemiyle özdeşleştirilir, epey aslında erken bir evrede bunların konuşulmaya başladığını görüyoruz. Lenin adlı adınca barış içinde bir arada yaşamdan söz ediyor ama bu kalıcı bir şey değil. E, i̇deoloji... ...ya da teori burada gerçekten devreye giriyor... marksist Leninist bir bakış açısıyla... E, ...Sovyetler eninde sonunda uluslararası kapitalizmin... ...kendilerine yöneleceğini ve bu iki sistemin... ...çok uzun süre bir arada yaşamayacağı verisiyle hareket ediyor... ...ve bu fikrin ben uzun süre... E, ...belirleyici olduğunu e, açıkçası düşünüyorum... E, ...dış politika geliştirilirken... ...şimdi bu soluk alanı için... E, bu soluk alanını sovyetlere yaratmak için ne yapmak gerekir. Bunun için e, kapitalizmin e, uluslararası kapitalizmin fayhatlarından istifade etmek gerekir Bu fayhatlarını istismar etmek gerekir. E, gibi bir sonuç çıkıyor nedir bunlar bir kere emperyalist ülkeler ve uluslararası tekeller arasındaki, rekabeti e, iyi takip edip bu rekabetten e, yararlanmak aslında. Bu bazı e, merkez kapitalist ülkelerle geliştirilebilecek diplomatik ilişkiler olabilir. Sovyetlerin o dönem fazlasıyla ihtiyaç duyduğu e, yabancı sermayenin çekilmesi anlamında e, yapılacak pazarlıklar, e, ticaret anlaşmaları e, olabilir ki bunları e, yapıyorlar. Başka ne gibi bir fay hattı var? Yine bu şeyle bağlantılı ilk başlıkla bağlantılı olarak bir Almanya sorunu var tabii ki e, o anda uluslararası sistemin e, bu, burada uzun uzadıya girmeyeceğim ama netice itibariyle savaş sonrası e, Almanya düştüğü durum itibariyle aslında Sovyetlerle doğal bir yakınlaşma yaşıyor ve e, Sovyet Rusya ile özellikle 1922'de herkesi şaşırtan e, Rapallo Anlaşması imzalanan Rapallo Anlaşması ile çok derin askeri, siyasi ve ekonomik yönlerden son derece derinliği olan bir ilişki kurulduğunu görüyoruz. Bu aslında ciddi bir başarı Sovyet Rusya açısından ve ilk yılların dış politikasında Almanya ile olan ilişkiler çok önemli bir nirengi noktası olacak. Bir başka fay hattı sömürgeler sorunu, savaş sırasında kendisini göstermiş olan bir antikolonyal uyanış anti emperyalist hareketler bunlar ağırlıklı olarak burjuva demokratik e, karakter taşıyor. Ancak Komintern'in e, ikinci toplantısında da yapılan e, tartışmalar neticesinde e, Gelinen nokta itibariyle aslında Doğu'nun verili kapitalist ilişkiler bakımından verili geriliği içerisinde bu burjuva demokratik unsurların desteklenmesi, bunların ittifak unsuru olarak değerlendirilmesi gibi bir sonuç e, ortaya çıkmış durumda. Ve Sovyet dış politikası bakımından bunun önemi sonuç itibariyle en büyük tehdidi e, Sovyet Rusya o dönemde tabii ki İngiltere'den e, görüyor ve İngiltere'nin doğudan Doğu'daki sömürgeleri ya da e, e, İngiltere'ye bağımlı e, ülkeler üzerinden sıkıştırılmasının e, çok önemli bir şey olacağı, e, bu tehdidin geriletilmesi anlamında önemli olacağı e, fikrini görüyoruz. Son olarak e, yine Birinci Dünya Savaşı sonucunda e, imparatorlukların e, çözüldüğü bir evrede yeni ortaya çıkan ulus devletlerin ee, yani bu doğuyla ilişkili ama doğuyla sınırlı olmayan bir şey olduğu için tekrarlama e, gereği duyuyorum. E, ulusal burjuvazilerinin, bu ortaya çıkan ulus devletlerin, genç burjuvazilerinin belirli bir süre e, mevcut sisteme, emperyalist kapitalist sisteme entegrasyonunda e, sıkıntılar yaşanacağı e, öngörüsü var. Dolayısıyla bunlar da o dönemde e, belirli ilişkiler geliştirilebilecek... E, en azından tarafsızlaştırılabilecek unsurlar olarak görüyor görülüyor. Şimdi buradan bakıldığında Türkiye e, politikasının aslında bu çerçeve içerisinde epey anlamlı bir yere e, oturduğunu görüyoruz. E, şimdi buna gireceğim ama e, şunu söyleyeyim. Türkiye politikası söz konusu olduğunda 3 tane yani 20'li ve 30'lu yıllar erken cumhuriyette üç kritik yıl olduğunu ben düşünüyorum. Bu da tartışmaya açık ama benim yani şeyimi ne denir bu döneme ilişkin daha iyi anlamamı sağlayan bir şey. Bu bir 1920, 1923 ve 1936 bu yılların ne ifade ettiğini tahmin edebilirsiniz. Şimdi Sovyet Rusya 1920 yılında Türkiye'ye bakarken buradaki yani 1919'dan itibaren diyelim aslında çünkü ilk temaslar 1919 yılında gelişiyor hem e, ittihaçlı liderlerle hem de e, bir süre sonra milli mücadelenin liderliğini üstlenecek olan Mustafa Kemal e, ile ilk temaslar gerçekleşiyor buraya bakıldığında e, bir dizi motivasyonu var e, aslında e, Sovyet Rusya'nın bu e, şeyde. ...Anadolu'da gerçekleşen ulusal e, uyanışla belirli bir ilişki geliştirmek... ...milli mücadele ile ilişkilenmek açısından bir tanesi tabii ki güvenlik. Ee, burada e, yani Sovyet Rusya e, iç savaşın yani artık sonlarına yaklaşılmış durumda ama... E, ...yine de e, işte yani Türkiye'nin ka tamamen kaybedilmesiyle beraber... ...ciddi bir problemle karşı karşıya kalacağını düşünüyor. Kafkasya'nın ne olacağına ilişkin belirsizlik henüz bu tarihte sürüyor. Kafkasya'nın Sovyetizasyonu henüz ufukta gözükmüyor gibi. Dolayısıyla buralarda, Anadolu'da, Anadolu üzerinden, Karadeniz üzerinden... Sovyetlere yönelebilecek bir emperyalist tehdidi durduracak bir müttefik tabii ki hayati e, önemde. İkincisi az önce söylediğim e, doğunun uyanışı e, sömürgeler meselesi bağlamında Türkiye aslında doğuda e, Ekim Devrimi ile beraber e, ortaya çıkmış ve emperyalizmin hesaplarını bozan bir e, devrim cephesi diyebileceğimiz bir cephede bir öncü unsur olarak aslında o günkü Sovyet değerlendirmesi açısından görülüyor ve bir örnek teşkil edebileceği. Yani Türkiye üzerinden bir örgütlenme ya da Anadolu'daki hareketin genişlemesi gibi bir şey değil ama burada iyi bir örnek yaratılabileceği düşünülüyor. Son olarak potansiyel olarak bağımsızlık kazanıldıktan sonra da iyi ilişkilerin sürdürülebileceği e, Burjuva e, karakterine rağmen e, çünkü bu, bu tespit ediliyor ve... E, bir sır değil yani buradaki devrimin önderliğini nasıl bir şeyde vizyonla hareket ettiği nasıl bir şey sınıfsal altyapıya sahip olduğu konusunda herhangi bir soru işareti bulunmuyor ama bu koşullarda dahi bir şey olabileceği dahası yani Türkiye'ye baktıklarında bir köylü ülkesi görüyorlar 1920 yılında sanayinin gelişmediği bir işçi sınıfının olmadığı dolayısıyla bir sosyalist devrim beklentisinin olamayacağı bir yer görüyorlar. Bir yandan da Ekim devrinin belirli bir etkisi tabii ki burada da var. Yani geniş bir sol örgütlülükten bahsedilemez. Ama Ankara'daki Meclise kadar uzanan bir halkçı damarın güç kazandığını aslında görüyoruz ve dolayısıyla raporlardan da görünen ve birazcık da eee hem, hem milli mücadele liderliğinin verdiği mesajlardan da çıkarsanan bir radikal e, burjuva demokrat e, şeyin reformun bu ülkede hayata geçirilebileceği yani işte bir toprak reformunun yapılabileceği belki bir tür devlet kapitalizmine yakın sayan Sovyetlerin de desteğiyle yani geniş bir kamusal mülkiyete dayanan bir ekonominin inşa edilebileceği vesaire vesaire ve burada Sovyetlerle yakın bir ilişki içinde olunabileceği gibi bir şey akıllardan geçiyor denebilir. Bütün bu e, varsayımlar içerisinde aslında Sovyetler epey bir son derece kısıtlı koşullarıyla e, Türkiye'ye yükleniyor buradaki milli mücadeleye. Şimdi burada rakam plan verme niyetinde değilim ama e, önemli bir kan taşıdığı e, hem maddi yardım anlamında hem de siyasi destek e, anlamında bir vaka. Yani bu çok e, detaylı bir konu ama buraya kadar e, söylediklerim Umarım genel bir şey fikir vermiştir. Şimdi e, buradan sonra 1923'e atlarsak burada ne oluyor? E, bir kere 1923'te e, Türkiye neticede bilindiği üzere e, bağımsızlığını e, tescil etmeye çalışıyor. Bunu Batılılara kabul ettirmeye çalışıyor. Lozan sürecinde bunun mücadelesini veriyor. Ancak bu konuda adım atarken çok belirgin bir şekilde Sovyetlerle mesafelenme ve Batıya burada bir aslında ittifak ilişkisi olmadığı, bir özdeşim kurulamayacağı, sonrasında ilişkin hesaplarda da aslında böyle bir şey olmadığı mesajını Verme ihtiyacı aslında hissediliyor ve bunun çok bariz bir takım şeyleri var, göstergeleri var. Bir tanesi Sovyet elçiliğinin, Ankara'daki Sovyet sefirliğinin izole edilmesi. Yani bayağı ilişkilerin dondurulması, ticari ilişkilerin, ticaret temsilciliklerinin... E, yaptırıma uğramasıyla neredeyse donma e, noktasına e, gelmesi e, komünistlere yönelik 1922 yazında e, işte düzenledikleri kongrenin engellenmesi daha sonraki e, kovuşturmalarda da kendisini gösteren yeni bir e, baskı dalgası vesaire bir şey ve de e, Sovyetlerin e, Lozan sürecine taraflardan biri olarak katılma yönündeki talebinin desteklenmemesi ve Boğazlar meselesinin görüşülmesiyle sınırlı bir şekilde Sovyetlerin katılımı konusunda e, bir şey belirtilmesi bunun bir göstergesi e, olarak e, okunabilir 1923 e, yılında. Şimdi burada e, Son olarak da e, Aralov'un e, anılarıyla e, bildiğimiz bu bizim Türk-Sovyet ilişkilerini e, öğrenirken çok önemli başvuru kaynaklarından bir tanesine dönüşmüş olan o dönemin e, nitelendirmesiyle diplomatik temsilcisi en üst düzey diplomatik temsilcisi e, Sovyetlerin Aralov e, son derece iyi ilişkiler e, bir süre kurmuş olmasına rağmen e, Türkiye'den ayrılmak zorunda kalıyor bütün bu gerilimlerin e, ardından ve bu arada Lozan e, yaşanıyor Lozan'da da e, bu şey sırasında e, bir, bir farklılık yani gerekirse şimdi çok uzatmak istemiyorum e, Konuşabiliriz daha sonra üzerine ama Sovyetlerin özellikle Boğazlar meselesinde e, Türkiye'nin egemenliği üzerine e, bastırması sonucu e, Lord Curzon'un e, dışişleri halk komiseri Çiçer'ine orada isterseniz bir kafanıza bir de kalpak takın e, dediğini e, biliyoruz. Ama orada hala e, Türkiye heyetinin başka nedenlerle üzerine konuşulması gereken nedenlerle e, bir mesafede e, davrandığını biliyoruz. Neticede bütün bunlar toplamda bir kırılma anına işaret ediyor ve gerçekten de e, Aralov'dan sonra Türkiye'ye gelen ve 1934 yılına kadar Ankara'da kalacak olan bir e, Sovyet e, diplomatik temsilcisi e, Suritsin, Yakov Surits'in raporlarına da yansıyan bir şekilde bir e, balans ayarı diyelim bir revizyon politikalara bir öz eleştiri getirildiğini görüyoruz. Geçmişte e, kendisini göstermiş olan işte yani Türkiye'de e, ...bir e, özellikle iktisadi ve sosyal alanda radikal bir burjuva dönüşüm yaşanacak... ...ve Türkiye orada pardon e, Sovyetler önemli bir rol oynayacak gibi bir şeyin... E, ...beklentinin geride bırakıldığını e, aslında e, görüyoruz. E, ancak e, yine de Türkiye'nin biraz böyle arada bir durumu e, olduğu tespit yapılıyor... Yani, 1923 Türkiye'si bağımsızlığını tasdik ettirmiş ama e, Batı ile sorunlarını e, somut bir takım başlıklarda henüz çözememiş e, bir ülke. E, ekonomik desteğe ve dolayısıyla yabancı sermayeye ihtiyaç duyan ancak e, bunun e, yabancı sermaye girişinin e, bağımsızlık, egemenlik başlıklarında sorun yaratacağı konusunda yüksek düzeyde e, kaygısı olan, bir ülke. Batılılara Sovyetlerle mesafesini göstermek isteyen ama Sovyetlerle dostluğu da yitirmek istemeyen bir ülke görüntüsü çiziyor ve Suritz buradan şunları söylüyor. Yani biz biraz fazla akıl verme pozisyonunda kaldık. Yani bunu şöyle örneklendirebilirim. Sonuç itibariyle Sovyetler de o dönemde bir takım batılı şirketlerle pazarlık yapıyor ciddi imtiyazlar tanıyor kendi ekonomisindeki ihtiyaçlara istinaden ama söz konusu olan Türkiye olduğunda sürekli bir uyarma ve orayı frenleme hali gibi yani bu tip tutumlar rahatsız ediyor Türkleri bunlara son verelim gibi bir şey var. Ekonomik ilişkileri geliştirmeye bakalım çünkü bu yabancı sermaye meselesi orada uzun uzadıya tartışılıyor. E, bu, bu konudaki e, bu bu şeyin yabancı sermaye girişinin önündeki çeşitli engeller, biz burada mümkün olduğunca Türkiye'ye destek olmaya çalışalım. Türkiye'deki reform sürecine destekleyelim. Türkiye'nin modernleşmesine kan taşıyalım, e, örnek teşkil edelim, yardım edelim. Çünkü e, Türkiye'de aslında bu hala büyük bir mücadele konusu e, olmaya devam ediyor. E, bu gerçekten nispeten başarılı oldukları bir şey denebilir. Netice itibariyle şu: Türkiye'nin Batıya entegrasyonunu geciktirebildiğimiz kadar geciktirelim. Bu biraz kaçınılmaz bir şey gözüküyor ama biz. E, Doğru adımları atarsak bu şeyi geciktirebiliriz, bu süreci geciktirebiliriz gibi bir şey. Şimdi 1936 dedim, buraya geleceğim ama buraya kadar arada geçen sürede bu çizilen çerçevede neyi ne kadar yapabildiler? Bunun üzerine birkaç şey söylemek istiyorum bir kere bence iyi bir diplomasi e, pratiği sergilediler. 1923'ten 1934'de uzunca bir zaman e, Sovyet Ankara'daki Sovyet diplomatik misyonunda bir e, süreklilik görüyoruz. Suris'in e, Ankara'da yönetici çevrelerde güvenlik güven kazanan Mustafa Kemal'le de yakın ilişkiler e, kuran hatta öyle bir e, noktaya geliyor ki diğer elçiler biraz Suris aracılığıyla bir takım... ...bilgileri sahip oluyorlar vesaire böyle öne çıkan, öne çıkarılan biri haline geliyor. Bu önemli bir şey tabii ki karşılıklı dostluk güven ilişkileri açısından. 1925'te Paris'te tam da Sovyetlerin böyle bir savaş tehdidi hissettiği bir anda... ...Locarno sürecinde imzalanan anlaşma... Türkiye ile imzalanan dostluk anlaşması çok önemli bir şey. Sovyet dış politikasında örnek teşkil ediyor. Tek örnek değil ama yine öne çıkan bir şey olarak kendisini gösteriyor. Burada bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ekonomik alana bakıldığında, bu arada detaylı bir Erdal Bilgiç Hoca'nın eseri var. Türk-Sovyet ekonomi ilişkileri üzerine. Oraya bakılabilir bu meseleye dair ama... Çok ciddi bir aslında patinaj var, çeşitli nedenlerle iki tarafın sistem farklarından kaynaklanan yani Sovyet tarafında bir dış ticaret tekeli var. Uzun süre bir ticaret anlaşması yapılmaya çalışılıyor ama ancak bu 1927'de gerçekleşebiliyor ve bu bir kere gerçekleştikten sonra ticari ticarette ithalat ihracatta belirli bir gelişme sağlandığını görüyoruz. 1930'larda planlı sanayileşme başlığında hem sanayi planının yapım sürecinde hem kredi desteğinde hem bir dizi sanayi kuruluşunun inşasında Sovyetlerin nasıl bir rol oynadığı biliniyor. Bu, bu gerçekten kritik bir başlığı bu şeyin. Bugün detaylarına giremeyecek olsak da dolayısıyla burada Sovyetlerin verili kısıtları içerisinde. Çünkü 20'li yılların başlarında Sovyetler gerçekten böyle çok dışarıya kaynak aktarabilecek vaziyette değil. 30'lara gelindiğinde 30 33 sonrası özellikle de başka kaygılar. Yani silahlanma ve çok hızlı sanayileşme şey geliyor. Yine burada bir kaynak aktarımı konusunda ciddi e, kısıtlar var. Dolayısıyla hiçbir zaman istenen düzeyde bir şey burada e, gerçekleşmiyor aslında. Ve bakıldığında yani özellikle 1933 sonrası Almanya'nın e, Türkiye pazarına girişine bakıldığında Sovyetlerin burada e, yani çok geri planda kaldığını e, söylemek mümkün. Birkaç şey daha söyleyeceğim. Bir tanesi reformlara destek ve kültürel ilişkiler çok önemsenen bir şey. Bir Halklarla Dostluk Derneği var e, Sovyetler Birliği'nin o dönemde Vox kısaltmalı. Ben çok sayıda belgesini e, bunların gördüm ve ne kadar e, önemsediklerini aslında Türkiye ile sosyal ve kültürel alanda kurulan ilişkilere. Yani muazzam bir heyet trafiği e, var ve insana şeyi sorduruyor yani bunlar çok aslında bilinmiyor ya da yakın zamanda biraz daha şey yapılmaya e, bilinmeye başladı. Bütün bunlar mutlaka bir iz bırakmış olmalı yani eğitim, kadın meselesi. Ee, i̇lk çalışmaya başladığımda şunu gördüğümde şaşırmıştım. Latife Hanım Kamaneva Vox başkanına kadın hakları ile ilgili Sovyetlerde üretilmiş e, materyal, broşür talebinde bulunuyor mesela. Yani bu detaya varana kadar işte Erzurum valisi e, bu şeye karşı, e, dinsel gericiliğe karşı özellikle Orta Asya'da ne gibi filmler gösterildiği, e, bir, bir, ne ilişkin sorular soruyor e, konsoloslar Erzurum'daki konsoloslar. Yani böyle çok ilginç de detayları olan bir süreç. Şey enteresan yani daha fazla iz bırakmış olmasını bekleriz ama tabi araya çok ciddi bir boşluk giriyor 45 sonrası özellikle ve belirli bir sansür de olduğunu görüyoruz. Yani bununla ilgili ilginç anekdot 1969'da bu Türkiye'nin kalbi Ankara e, belgeseli gösterilirken yayının ort TRT'de TRT Genel Müdürü'nün şeye yayın dalıp kesmesi şikayet var diyerek yani bu ölçüde bir aslında şey var Türkiye'de bir Sovyet alerjisi söz konusu ve o yüzden biraz bu önemli aslında meselenin üzerinin örtüldüğünü söylemek mümkün biraz daha devam edeceğim Şimdi bu şey aslında fena olmayan yani Sovyetlerin dış politika hedefleri açısından, Türkiye'ye yönelik politik hedefleri açısından bütün farklılıklara ve arada ortaya çıkan pürüzlere rağmen iyi bir ilişki yürütüldüğünü gösteriyor. 1936 bu da tartışılabilir yani Montreux süreci bence bir başka şey kırılma noktasını oluşturuyor. Tabii bakıldığında yüzeyde e, herhangi bir böyle ilişkilerde sorun varmış gibi pek gözükmüyor. Yani birazcık her iki tarafta durumu idare ediyor. Ama hem Montreux'a giden süreçte e, Türkiye'nin İngiltere ile müzakereleri Sovyetleri rahatsız ediyor. Bir de hani e, Lozan'da Türkiye'nin e, boğazlar üzerindeki tam egemenliği e, üzerine şey yaparken tezlerini öne sürerken Sovyetler 1936'da daha başka neredeyse aslında bir ortak idareye varacak ya da en azından Sovyetler Birliği'ne bir takım üstünlükler, ayrıcalıklar talep eden bir şey. Çünkü dünya farklılaşmış durumda. Sovyetlerin güvenlik kaygıları farklılaşmış durumda. Savaşa gidiliyor ve eskisinden farklı olarak İngiltere ile yol aldığı, ilişkilerde yol aldığı, sorunlarını geride bıraktığını düşündüğü bir Türkiye var. Ve bu Sovyetler açısından büyük bir rahatsızlık konusu gerçekten. Buradan bakıldığında 36'da farklı bir tablo. Yani bir ara ara kendisini ilişkilerde gösteren güven probleminin burada artık yavaş yavaş bir güven bunalımına doğru ilerlediğini görüyoruz. Ve 1939'da savaşın Hemen ön gününde e, gerçekleşemeyen e, Türk-Sovyet anlaşmasının tohumlarının biraz buralarda ben ekildiğini aslına bak bakılırsa düşünüyorum tartışmaya açık olmakla birlikte. E, şimdi e, sonlara gelirken ha şunu da ekleyeceğim yani e, tartışılması gereken 30'lu yıllara dair bir şey de yine savaş yıllarında daha belirgin hale gelen Türkiye'deki Alman etkisi. Yani Türkiye, Alm Nazi Almanya'sının özel olarak çalıştığı bir ülke. Hatta o kadar ki Türkiye'ye özel filmlerin çekildiği, yani kültürel alanda da belirli bir nüfus politikasının, akademiye yönelik bir nüfus politikasının geliştirildiği, iktisadi alanda dediğim gibi zaten Naziler açısından bu epey şey bir yöntem, belirgin bir yöntem. Yani bütün ticaretini çeşitli ülkelerin şey yapma önemli ölçüde belirlemeye dayalı. Yani İsmet Paşa bu, bu konudaki rahatsızlığını defaatle hem Sovyetler'le olan hem İngiltere'yle olan temaslarında dile getiriyor ama böyle bir duruma girmiş durumda Türkiye 1930'ların ikinci yarısında ben bunun da e, önemli bir faktör yani Sovyetler'le o soğuma sürecinde önemli bir faktör olarak hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir güven probleminden bahsedildi. Toparlayıcı birkaç notla ben kapatacağım bu semineri. Şimdi aslında güven meselesi e, şöyle yani ben böyle bir kalıcı ittifak kuruldu, tam anlayışa ve güvene dayalı bir ittifak kuruldu diyemiyorum 1920'li yıllarda, yani milli mücadele yıllarında. Çünkü çok açık bir şekilde bakıldığında karşılıklı ciddi bir güvensizlik var. Bu her fırsatta kendisini gösteriyor. Mesela Bolşevikler açısından sürekli bir şey hali var. Türkiye'nin Ankara'nın Ankara hükümetinin ee, savaş henüz sona, ver, sona ermeden İngiltere ya da Fransa ile anlaşacağı yönünde. Ya da mesela Ermenistan'la yapılan savaş, e, Türkiye'nin savaşı o dönemde çok ciddi bir güvensizlik problem. Başlığı haline gelebiliyor bir sürü örnek verilebilir yani 1923 sonrasında da örneğin bir Türk Sovyet Derneği girişimi var 23-24 24 yılında zannediyorum uzun uzun Türkiye'de hükümet çevrelerinde konuşuluyor ama bunun Türkiye'deki Sovyet etkisini arttıracağı son tahvilde yönünde bir şeyle bayağı bunu kurmak isteyen e, kadrolar devlet içinde kadrolar olmasına rağmen gerçekleştirilemiyor. Dolayısıyla e, yani çok ciddi arada tabii ki yapısal e, farklar var ve bu da e, karşılıklı güvensizliği besliyor. Yani bunu bir kere dikkate almadan bu ilişkilerin doğasını anlamak bana çok mümkünmüş gibi gelmiyor ama yine de 20'lerin başında bir doğal yani o az önce bahsettiğim bir takım hesapları bozan bir devrim geniş bir devrim cephesi aslında çok geçici bir süreyle ortaya çıkmış durumda ve objektif koşullar Sovyet Rusya ile Türkiye'yi yan yana getiriyor ve bu Böyle basit bir pragmatizmin ötesinde bir yan yana geliş. Çünkü belirli bir devrimci iklimin geniş bir coğrafyada ve Türkiye'yi de etkileyen bir coğrafyada yaşandığını görüyoruz. Ama 1923 sonrası tabii Türkiye'de yeni bir düzen var ve bu oturuyor siyasi, hukuki ve ekonomik boyutlarıyla birlikte. Kapitalist ilişkiler serpiliyor. Batı ile olan bağlar bu bağlamda. E, güçleniyor ve bu siyasal alanı da öyle ya da böyle e, etkiliyor tabii ki ve bence bu açıdan epey kavgasız gürültüsüz bir şekilde Türkiye nasıl doğallığıyla yan yana geldiyse Sovyet Rusya aynı doğallığıyla bir uzaklaşma, mesafelenme sürecine giriyor. Yani Ankara'da ben hükümet çevrelerinde böyle bir öze olarak Sovyet hani hep İngilizce Almanca şucu bucu denir ama Sovyetik unsur biraz işte e, Tevfik Rüştü için söylenir ama son derece tartışmalı. Böyle bir şey böyle bir tartışma örneğin yok. Doğallığı içerisinde sönümlenen sonrasındaki krizler e, ayrı bir yani e, tartışma konusu. Orada biraz kontrolsüz bir şey yaşanıyor. Çünkü hani demiştik ya Batı'ya entegrasyonunu mümkün mertebe geciktirme gibi bir hedef ama e, şimdi Sovyetlerin de çok beklemediği bir şekilde uluslararası gelişmeler hız kazanıyor. Yani 1933'te Nazilerin iktidara gelmesi e, aslında 1929 ııı e, Krizinin tetiklediği bir şey içerisinde dönüşüm, e, derinleşen bir kriz, bunalım süreci içerisinde faşizmin ortaya çıkışı biraz e, Sovyetleri hazırlıksız yakalıyor. Ve Türkiye politikası açısından da çok hesaba katılan bir şey e, olmadığını söylemek mümkün. Bu Türkiye'nin elbette ki kendince aldığı önlemleri, Batı ile olan ilişkilerini e, de etkiliyor. O yüzden böyle bir hızlanan. Ve krizli de ilerleyen 1939 sonrası özellikle 1945'e giderken krizli ilerleyen bir kopuş e, yaşandığını görmek mümkün. Daha da derinleştirmeyeceğim yani 2. Dünya Savaşı üzerine kafa yormaya başladım ama yani çok kesin şeyler söyleyebilecek noktada değilim ama yani dilerseniz şey yaparız e, tartışma içerisinde bunları da biraz konuşuruz deyip nokta koyuyorum. Çok teşekkürler Gözde Hocam. Zamanlama e, gayet iyi oldu. Böylece tartışmaya ve sorulara da epey bir zamanımız kalmış oldu. E, çok sağ ol. Ben e, şimdi Cangül Hoca'ya sözü vereceğim ama önce Cangül Örneği'yi tanıtayım kısaca. E, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. E, Sırasıyla Can Yayınları ve Yordam Kitap tarafından basılan Türkiye'nin Düşünce Hayatı Antikomünizm ve Amerikancılık kitabının yazarı. Palgrave Macmillan tarafından basılan Turkey in the Cold War, e, Ideology Culture kitabının editörlerinden biri. Çalışma alanları, kültürel ve entelektüel soğuk savaş, entelektüel tarih, Türkiye entelektüel tarihi, anti-entelektüelizm, tarih yazımı gibi başlıkları içeriyor. E, Toplumsal Tarih Akademi Tarih Vakfı'nın e, yeni hakemli dergisinin yayın kurulu üyesi e, ve 2023 yılından itibaren de ta Tarih Vakfı Yönetim Kurulu'nun üyesi. E, evet Cengel örnek buyurun seni dinleyelim. Sesim geliyor mu? Rahatlıkla alıyorsun evet. sesi güzel. Benim çalışma alanım tam da aslında Gözde Hoca'nın bıraktığı yerden sonrası. Yani Gözde Hoca Soğuk Savaş'a kadar getirdi. Ben de Soğuk Savaş sonrasını esas olarak çalışıyorum. Ama tabii ki <laughs> yani şeyin hani Soğuk Savaş deyince aklımıza gelen birkaç tane şey var. Bana ideolojik eksen var. Bir tanesi Türkiye'yi de içine katan. Türkiye'de de hakim olan diyelim. Bir tanesi anti diğeri anti-Komünizm. Dolayısıyla bunların tarihleri açısından baktığınızda daha geriye gitmemiz gerekiyor. Yani Soğuk Savaş öncesine gitmemiz gerekiyor. Soğuk Savaş öncesi ilişkilerin doğasını bilmek gerekiyor. Ve hani Türkiye'deki ve dünyadaki ideolojik eğilimleri bilmek gerekiyor. Dolayısıyla çok da bunları birbirinden tabii kopuk ayrı dönemler olarak görmek mümkün değil. Ki aslında Bence Gözde Hoca orada güzel bir e, bağlantı da kurdu. Benzer bir şeyi ben de düşünüyorum. Yani Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin e, bozulması e, 1945 öncesi ne gidiyor aslında. Yani 1945'teki bu işte toprak talep edildi, üst talep edildi, boğazlardan üst talep edildi e, 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 iddiasıyla başlayan işte bir türlü hani işte, yani tarihçilerin de tam olarak çıkamadıkları... E, bu gerilim unsurlarının arka planı var hem boğazlar meselesinin mesela ciddi bir şekilde arka planı var öte yandan işte Kafkaslar Ermeni, yani Ermenistan bölgesi Azerbaycan hani buralarla Türkiye'nin ilişkileri özellikle şey yani bu ilişkileri anlamak için çünkü hani toprak talebi daha çok o bölgeleri yapıştırıldığı için Türkiye onun için de şeye gitmek gerekiyor erken Cumhuriyet dönemine gitmek gerekiyor Gerçekten de 1936 bu açıdan bir şey, bir değişim yani bir kırılma noktası diyemeyiz belki hani tamamen iplerin koptuğu yani 45 sonrası gibi bir nokta değil belki ama hani 45'in hazırlığının psikolojik hazırlığının ve ideolojik hazırlığının başladığı dönem olarak bakabiliriz. Yani sanıldığının aksine Soğuk Savaş'ta hani Türk-Sovyet ilişkilerinin bozulmasının nedeni a, Sovyetlerin talepleridir. A, bu güvensizliğin nedeni de hani Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında eski, daha önce ilişkiler çok iyiydi. İşte milli mücadelede Sovyetler Birliği e, e, şey Anadolu'daki a, milli mücadelecilere destek vermişti. Ama işte 45 geldi. E, 45 O geldiğinde e, işte Sarper e, Moskova'da bu taleplerle karşılaştı ve birden ilişkiler bozuldu. Şimdi bu anlatı biraz tabii, tarihi basitleştiren bir anlatı ki onun arka planını dediğim gibi ben yani daha genel bir güven güvensizlik meselesinden bahsedilebilir ama en azından 36'yı 36 ile 36 beraber yani İngiltere ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayla beraber başlayan bu nasıl diyelim gerilimi ve daha sonra bunun üzerine bir de savaş yılları eklenecek onu okumadan 45'i bir milat kabul etmek doğru değil. Ben kendi alanım açısından bu şeyden bu tartışmadan böyle bir noktayı anlamlı olarak öne çıkarmak istedim. Aslında tarih yazımı ile ilgili bir takım eleştirilerle başladı Gözde Hoca ki hani gerçekten Türkiye'de özellikle yani Sovyetoloji diye bir şey var mı o bile tartışmalı çok da hani Sovyetler Birliği bilinen bir ülke de değil. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin Sovyetler Birliği Türk Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yle değil ama Türkiye'nin Sovyetler Birliği'yle kurduğu ilişki diplomatik kanallardan biraz da iktisadi olarak ilerliyor ama hani çok da bilinmiyor Sovyetler Birliği. Yani çok geniş bir coğrafya. Hani sadece Moskova'daki iktidarın şeyi açısından da mesela ben zamanında işte kendi kitabımı yazarken yani Türkiye'de mesela bir Sovyetoloji'den ya da bunun çekirdeğinden bahsedebilir mi diye baktığımda neredeyse hiç eser görmedim. Yani çok az. Çok çok az ve bunlar da çok böyle şey bir perspektiften hani devlet merkezli bir perspektiften yazılmış. Anlamaya yönelik değil de daha çok hani tehlikeye işaret eden eserler. Yani Türkiye'de aslında bütün bu süreç boyunca yani belki erken dönemde işte Cebasoy'un falan anıları var ama onun dışında aslında büyük büyük bir şey var yani Sovyetler Birliği konusu bir bilgisizlik var. İşte bu şeyle çok çelişiyor yani Gözde Hoca çok az değindi ama aslında Türkiye'deki iki sanayileşme birinci sanayileşme ve ikinci sanayileşme Türkiye'de iki tane hamle dönemi tarif edersek biri 1930'lar biri 1960'lar ikisinde Sovyet etkisi çok yoğun ee, ve aslında a, biz e, ortak bir çalışma da yaptık Gözde Hoca'yla yakın dönemde. E, ve orada e, görünen tablo şu an, Türkiye sanayileşmesinden bahsediyorsak e, bunda a, en büyük aktör kesinlikle Sovyetler Birliği. Bu da çok ilginç. Biz Soğuk Savaş'ta da böyle yani. Soğuk Savaş başladıktan sonra da ikinci sanayileşme hamlesinde Özellikle ağır sanayinin kurulması yani tabii Türkiye sanayileşmesinin kendi dinamikleri de var. Ama ağır sanayinin kurulması Sovyetler Birliği çok çok önemli bir aktör. bütün aktörlerden daha önemli bir aktör. Bu da işin çok ilginç yanı. Biraz da bu tarih yazımında bu şey perspektif yani hani devlet merkezli Gözde Hoca'da bahsettiği devlet merkezli perspektif bunları görmeyi engelliyor. Halbuki yani Sovyetlerin bayağı etkilediği ve belirlediği bir ülkede yaşıyoruz. Yani belki onu bir nüfuz olarak hissetmiyoruz. Tam tersi bir sonuçta şey yapılmış hani karantinaya alınmış bir ülke diyelim. Ama e, hani gündelik yaşam açısından yani ara, ara araçlara kullanılan benzinden e, işte e, şey e, evlerde kullanılan çelik tencereye kadar bir sürü şey aslında Sovyetler Birliği'nin e, yardımlarıyla kurulmuş fabrikalarda üretiliyor dolayısıyla aslında bayağı evimizin içerisinde ya da günlük hayatımızda biz e, sonraki kuşaklarda Sovyetler e, etkisini hala daha bunlar çünkü şu anda da Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları bunları görüyoruz ben Gözde Hoca'nın vurgusunda şeyi çok önemsedim. Belki bunun üzerine daha sonra uzun uzun um, tartışma ve hani bir şey yazma şansı olursa çok güzel olur. Yani um, o formüle edince daha çok şey yaptı hani um, net bir formülasyon olarak öne çıktı ama hani hep gördüğümüz iddia. Yani bu ülke ulusal çıkarlı mı hareket ediyor ideolojiyle mi hareket ediyor ikiliyi? Yani bazen işte bunların hani bir takım e, ideolojik şeyleri var, e, gözlükleri var. Bu totaliter bir gözlük, tek yönlü e, ve şey e, tahammülsüz e, hani dışarıya tamamen kapalı ve böyle hareket ediyorlar diye bir Sovyet e, şey var. E, dış politikası tarihi var diyelim. Bazen de bunların şeyle alakası yok aslında söyledikleri yani ideolojiyle alakası yok. Hani aslında bir tür idealizmleri yok anlamda söyleniyor bu işte hani öyle bahsedildiği gibi bir işte sınıf, işte sınıfına iktidara getirmek, sosyalizmi kurmak vesaire gibi bir şeyleri yok. Onların ideolojisi yok. Onlar da tıpkı Rus İmparatorluğu nasıl hani çıkar odaklı devlet çıkarı odaklı, dış politika, ulusal çıkar odaklı, dış politika izlediyse bunlar da aynı şey. Yani iki yorum da ilginç çin ilginç tarafı birbiriyle çok konuşabiliyor. Yani aslında bu anti sovyetik literatür bu iki yorumu birden e, barındırıyor yani biri de diğerine çok da itiraz etmiyor yani benim gördüğüm öyle bir eser yok ya öyle diyorsunuz ama bu böyle bir ülke değil de daha çok hani bunlar yan yana gidiyorlar e, ve bazı dönemlere bazen o biri yakışıyor bazı dönemlere diğeri e, şey çok önemli o yüzden yani içeriden bir okuma yapmayı ben şu açıdan önemli buluyorum e, sonuçta gerçekten hani dünyada e, yani 20. yüzyılda çok e, yeni bir deneyim Sovyet deneyimi. Yani gerçekten yeni bir deneyim. Hani be, yani beğenirsiniz, taraftar olursunuz, seversiniz, sevmezsiniz. Ama e, daha fazla içeriden yorumu yani o bakışı e, e, hak ediyor ya da olmadan çok da anlaşılmayabiliyor. Çünkü e, bir yandan işte sosyalizm ama bir yandan da işte bu sonuçta bir şeyde bir ülkede kurulan bir sosyalizm dolayısıyla Hani sınıf iktidarı diye bir şey var. O iktidarın da a, hayatta kalmak ve e, sürmek, devam etmek gibi bir kaygısı var. Şimdi bunlar birbirleriyle bu kadar ayrışan noktalar mıdır? Yoksa bunları hani tık, şey hazırda sunumuyken hani diyalektik bir ilişki içerisinde kavrayabilir miyiz? E, bu soruları sordurdu bana ki hani belki bunu e, bir tarih yazımı eleştirisi üzerinden ele almak yani daha geniş bir çalışma çok değerli olur. Yani çok çok fazla noktadan bahsetti e, hoca. Hepsine tek tek değinemeyeceğim. E, ama e, yani bu şeyi belki e, tartışabiliriz. 20, 23 e, ve 36. 36 gerçekten e, şey bir tarih yani bence de. E, 20 yünür 23 konusunda belki bazı tartışmalar yürütebiliriz. Ee, bunun dışında kendi notlarıma bakalım çok da uzatmak istemiyorum ki, hani şeye tartışmaya zaman kalsın diye ee, bakalım evet yani e, yani genel olarak benim anladığım bu sunumda e, şey yani Sovyetlerin e, dış politikası açısından e, büyük oranda hedeflerini e, yani Türkiye ile ilişkiler bağlamında büyük oranda hedefler e, Sovyetlerin kaygıları e, açısından hedefler gerçekleştirilmiş gibi duruyor. Yani iyi bir şey yürüttükleri en azından Türkiye yani Türkiye çok da dostane bir ülke değil Sovyetler Birliği açısından. Yani belli bir dönem e, dostluk ilişkisi kurmuş olsa da buna rağmen e, özellikle büyük burada bayağı e, etkili olduğunu görüyoruz. Herhalde bu büyük daha fazla çalışmak gerekiyor. Bana e, ben biraz da öyle hissettim yani. Çünkü Biliyorsunuz Osmanlı tarihinde de öyledir. büyükelçiler her zaman önemlidir. Yani işte Rus büyük de önemlidir. İngiliz büyük de önemlidir. Bazı şeyleri de onları hesaba katmadan anlatamazsınız. Ee, tabii bu dış politika yapımı e, ulus devletlerde biraz daha farklı yani tabii, e, imparatorluk dönemi anlayışından çıkılıyor ama yine de e, kişisel ilişkilerin işte yorumların hani ya yani şöyle diyeyim Sovyetlerin Ankara'daki gözü ee, çok e, kritik bir göz. Yani o, onun yorumları, onun e, başarılı olup olmaması bazı kapıların açık bazılarının kapanmasına yol açıyor. Şimdi bu tartışmanın zorluğu zaten Sovyetler bir dünya okuması yapıyor. Yani Türkiye'nin çok yaptığı, yapmaya alışkın olduğu bir şey değil. Yani bir dünya değerlendirmesi yapıyor. Çünkü şöyle bakıyor yani. Bir sosyalist e, ülke var, bir de kapitalist dünya var, emperyalist dünya var. Yani dünya tahdili yapmaya ve hani ona göre politikaya oluşturmaya e, meyilli bir ülke haliyle e, Türkiye'den biraz daha farklı olarak hani Türkiye daha böyle e, ikili ilişkiler e, ya da bölgesel ilişkiler üzerinden şey yaparken e, sonuçta böyle hani dünyayı kapitalist bir dünya ve diğer e, yani kendi sosyalist dünya olarak okumak e, eğilimi var Sovyetler Birliği. O yüzden bir dünya değerlendirmesi yapıyorlar. Türkiye orada bir yere oturuyor. Bir de Ankara var. Ankara'daki diplomatik temsilcilik var o da e, bir e, Türkiye'de bir etki yaratıyor. Yani böyle farklı düzlemler var Sovyetlerin Türkiye e, şeylerinde e, yani şey e, gözde hoca o üst düzlemden getirdi büyük büyükelçiliğe kadar e, indirdi. E, o o büyükelçilikler e, ya yani hem o şey ihtiyacımız var gerçekten. Yani Sovyetler dünyayı nasıl algılıyordu ve Türkiye burada nereye koyuyordu? Ne, nasıl değişiyordu bu? Bir de o kadar çalkantılı bir dönem ki düşünün. Yani bu süreçte iki tane dünya savaşı çıkıyor dev gibi bir tane büyük dünya bunalımı var ve faşizm var yani bu kadar ve imparatorlukların dağılması var yani bu kadar şeyin bir araya sıkıştığı bir tarihsel dilim herhalde dünya tarihinde e, yoktur. Dolayısıyla e, o dünya tahlili, onun içerisinde Türkiye'nin pozisyonunun e, değişmesi son derece doğal. Ee, bunu anlamak lazım. Yani bunu nasıl, şu anlamda söylemiyorum. Hak vermek anlamında değil ama analiz etmek ve bilmek lazım. Yani bilmeden Türkiye konusunda hani şunu düşünüyorlardı, bunu düşünüyorlardı diye her türlü açıklama herhalde kestirme olur. Bir yandan da gerçekten şeyi bilmek lazım. Çok topuk olarak Türkiye'deler. Bez fabrikasıyla, işte şeyle, kültürel programlarıyla, işte film çekerek, yani şey, Rus edebiyatıyla ki on, o da önemli bir diplomatik kanal yaratıyor aslında ya yani daha doğrusu ilişki kanalı yaratıyor sanatçı dünyasıyla vesaire şey gidiyor ya Haldun Taner mesela Sovyetlere gidip çok uzun süre kalıyor mesela Türk sinemasının kurucu ismi. Şimdi e, hem onu hem bunu bilmek gerekiyor. O yüzden burada çok yapılacak iş varmış gibi geldi bana e, çok da <laughs> incelenme için. Gözde Hoca'nın ağzına sağlık. Umarım e, bu çalışmalarını arttırır. Biz de kendisinden daha fazla öğreniriz. E, benim şu, e, e, sadece şöyle bir sorum var. Belki o soruyu sorup topu kendisine atabilirim. Yani e, bilmiyorum düşündüğüm üzerine düşünmemiş olabilir ama ben böyle biraz düşünüyorum bu konu üzerine. Yani Türkiye'de antikomizm ve antisovyetizmi anti birbiriyle tamamen örtüştürebilir miyiz? E, ayırabilir miyiz? Yani çok şey... E, aslında ikisi birbiriyle aynı gibi görünüyor ama tam olarak aynı şeyler de olmayabilir. Hiç bu konuda çalıştım düşündü mü? Böyle bir sadece pas atmak için bir soru sor şey Geri kalan soruları bilmiyorum. Nurşan Hoca siz mi şey yaparsınız? Yönlendirirsiniz. Evet. Şimdi isterseniz buradan başlayayım. Birkaç tane de e, Cangül Hoca'nın söylediklerine e ekleyeceğim şey e, olabilir. E, birkaç not. Çok teşekkür ederim bu arada. E, bayağı tamamlayıcı, e, çok değerli oldu gerçekten e, yorumlarınız. Şimdi bu komünizm, anti-Sovyetizm komünizm, anti -sovyetizm örtüşüyor mu? Yani tabii ki şey bir tartışma buna şunu da ekleyebiliriz. Rus karşıtlığı mesela ya da Rusofobi de burada nereye oturuyor? Yani bunlar zaman zaman belli ki fazlasıyla iç içe geçiyor. Yani çok siyasal konjonktürle alakalı olarak ayrıştığı oluyor. Yani şimdi ilk döneme bakıldığında benim bunu söylediğinizde kafamda canlanan şey yani Türkiye'de yani milli mücadele liderliği Türkiye'deki komünistler üzerine büyük bir baskı kurarken Sovyetlerle ilişkileri geliştirmeye devam ediyor bildiğiniz üzere. Yani burada bir tür antikomünizmden söz edilebilir sebepleri bunun e, çıkışı e, gerekçeleri tabii ki e, tartışılabilir ama bu dönem gerçekten yani Sovyetlere yönelik belirli bir belirli ve yaygın bir sempati var aslında oraya yönelmiş bir antikomünizmden söz etmek mümkün değil. Türkiye'deki komünistler devrim ihraç et Türkiye'nin koşullarına uygun olmayan bir devrimi e, Türkiye'ye getirmeye çalışan işte kökü dışarıda olan aslında bu kökü dışarıdalığın şeyi kökleri dolayısıyla yani o suçlamanın köklerinin 1920'lere kadar götürülebileceğini aslında görmüş oluyoruz. Hayalci insanlar olarak. ...böyle bir şey var... E, ...kavrayış var ve dolayısıyla onları... ...Sovyetlerden bir ayrıştırmaya yönelik... ...ve Sovyet dış politikası evet. da o dönemde... ...çok bu bu, bu alanda... E, ...Türkiye'li komünistleri... ...sahiplenmeye yönelik bir refleks aslında... ...geliştirmiyor bildiğiniz e, üzere... ...burada bir çatallanma... ...tespiti yapılabilir ama ilerleyen zamanlarda... ...hele de 45 sonrası... E, ...rahatlıkla bir çakışmadan... ...söz edebiliriz gibi... E, ...geliyor bana... ...bir şey... E, buradan bağlantılı atlayayım az önce söylediğiniz şeye bu iki yorum totaliterizm ve aslında otoriterlik yani otoriter bir rejim. Çarlığın devamı olan otoriter bir rejim. Böyle bir çatallanma var şey içerisinde. Soğuk Savaş Sovyetolojisi içerisinde. İlginç olan Türkiye'de bu totaliterliğe ilişkin tezler pek tutmuyor. Yani o kadar ilgi çektiğini düşünmüyorum. Yani çarlığın devamcısı olması vurgusu daha sanki e, ön plana çıkıyormuş gibi gözüküyor. Hmm. çok anlaşılır yani. Bunun da tarihsel gerekçeleri var. Çünkü bir e, sonuçta yönetici sınıfın bir hafızası var bir miras var aslında ortada yani Osmanlı ile Çarlık Rusya'sının ilişkilerinden miras kalan bir hafıza ve bu anlamıyla da yani bu süreklilik vurgusunun bütünüyle propagandif ya da araçsal bir şey olduğunu da düşünmüyorum yani Türk yönetici sınıfı açısından gerçekten böyle bir korku yani daha sonra antikomünizmle de bütünleşen bir Rus Rusofobi nin Özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında kendini gösterdiğini ben düşünüyorum yani. Çok minik bir anekdot. Bir aile büyüğümüz eski elçi, emekli elçi. 1940'lı yıllarda, savaş yıllarında gencecik bir diplomat Türk dışişlerinde şeyi anlatmıştı. Her gece Türkiye'nin Rusya tarafından işgal ettiği kabusuyla uyandığını. Yani öyle bir şey belli ki olmuş yani Türkiye'de sirayet etmiş. O açıdan da bunun hani tarih yazımında da belirli bir iz düşümü olması da anlaşılır gibi gözüküyor. Bir başka şey yani bu kadar hani sanayi yatırımları başlığında özellikle yani hani değil mi 60'lara baktığımızda epey de şaşırdık bir yanı. Hani bir yanıyla bildiğimiz şeylerdi ama bizzat hani Demirel hükümeti Nin yaptığı anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de bir ana ağır sanayi yani başka türlü yapılamayan aslında bir ana ağır sanayi kuruluşunun gerçekleştiriliyor olması çok şaşırtıcı görünüyor. Bu aslında bir takım siyasal güvenceler ortada olduğu için bence yapılabiliyor. Yani 30'lara baktığımızda bir takım şeyler var tabii yani tedirgin olunanlar. Bir dengeleme ihtiyacı var. Mesela sembolik gibi gözükebilir ama 1932'de İsmet Paşa Heyetiyle e, kalabalık çok kalabalık farklı uzmanların, bürokratların olduğu bir heyetle Sovyetler Birliği'ne bir gezi düzenliyor. İki hafta boyunca karış karış geziyorlar. Bütün sanayi kuruluşlarını, enstitüleri. E, burada gerçekten bir şey hali var yani, anlama, feyz alma, örneği taşıma. Tabii ki ciddi bir orada kredi anlaşması, kredi sözü de alarak dönüyorlar falan. O gezinin hemen ardından aşağı yukarı aynı heyetle İtalya'ya gidilip çok benzer bir gezi yapılıyor ya da işte 1931 miydi ilk sanayi planı için biliyorsunuz bir şey geliyor Sovyetlerden heyet geliyor o heyetin hemen ardından şey haberleri çıkıyor. Amerikalı uzmanlara başvuruldu. Hatta Sovyet heyetinin başkanı da ya Türkiye'li uzmanlar gayet yeterli insanlar. Aslında Amerikalılara hiç ihtiyacınız yok diye demeç veriyor yani gazeteye. Bu bu var. Ama bir yandan e, en başta o e, seminerde de anlatmaya çalıştım. Yani Türkiye'ye yönelik hiçbir zaman bir sosyalist devrim perspektifiyle beklentisiyle hareket etmiyor Sovyetler. Dolayısıyla Türkiye'deki komünistlerle kurdukları ilişki de dolayısıyla böyle bir ilişki değil. Ben bunun belirli bir güvence sağladığını işin aslı düşünüyorum. Yani bunun rahatlığıyla e, hareket edildiğini görüyorum. Bir etki kesinlikle var. Kendini daha böyle sosyal, kültürel, iktisadi başlıklarda gösterin ama devlet içerisinde orduda şurada burada bir Sovyet etkisinden gerçekten bu anlamıyla çok şey bir e, homojen bir yönetici sınıfımız olduğunu e, söylemek mümkün. Tabii ki bu ülke içerisindeki dinamiklerle çok yakından alakalı yani bu kadar komünizmin e, baskı altına alındığı bir ülkede belki de doğal zaten bir yanıyla bir sonuç ama durum bu. Son olarak bu elçiler meselesi teşekkür ederim yani ben de önemsiyorum ve hatta yani son zamanlarda bu yeni diplomasi çalışmaları e, adıyla yani diplomatları böyle hani basit birer iletken aracı olarak değil de dış politika analizinin merkezine koymak lazım. Çünkü veri akışını sağlıyorlar, ilişkileri kuruyorlar, bir network içerisinde hareket ediyorlar. Bir özneler aslında yani bir aktörler burada ve çok kritik bir yerde duruyorlar. Dolayısıyla onların ama şeylerinden tutun da politik tutumlarından, eylemlerine, yorumlarına, ilişkilerine kadar her şeyin aslında analiz edilmesi gerekiyor. Biraz bu şeyde yani Sovyet dış politikasına ilişkin çalışmalarımda, gözlemlerimde ben bunu azıcık yapmaya başladım yani. Buradan da devam edeceğim. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'na da biraz bu gözlükle yani Ankara'da olup bitene birazcık daha odaklanarak bakmak gerektiğini düşünerek bir araştırma yapmaya giriştim böyle ya yani önemli bir konu gerçekten bu. Evet çok teşekkürler Gözde Hocam. Cangül çok teşekkürler. İkinizi de ben böyle heyecanla dinledim. Çok öğrenerek dinledim. Çok sağ olun. Şimdi ben hemen sorulara da bakıyorum. Henüz YouTube'dan bir soru gelmiş görünmüyor. Biraz önce kontrol ettim ama yine de bakayım. Eğer onlar var ise size aktaracağım. Yok ise benim bir iki tane sorum olabilir. Evet şimdi bakın e, henüz bir soru yok. E, bu arada bizi izleyen dinleyen e, katılımcılara da hatırlatayım sorularınızı yorumlarınızı e, YouTube'da sohbet kısmına yazabilirsiniz. Peki. E, şu bu özellikle 1919 yani 1920 daha doğrusu ne diyelim, kırılma noktasını ya da o ilişkilerdeki dönüm noktalarından biri olarak tespit etmiştiniz. Orada şunu merak ettim, bir devrim cephesinden söz ettiniz. Aslında hani bütün bir... E, Avusturya, Macaristan'ın da dağıldığını, bütün bir Balkanların e, yerli bir olduğunu düşünecek olursak siyasal anlamda e, çok geniş bir e, coğrafyada e, büyük bir siyasal boz, boşluk ve arayışlar var. İşte Bulgaristan'da mesela bildiğiniz gibi en azından e, programı sosyalist olan bir hükümet e, ortaya çık, çıkıyor İstanbul ile beraber. Sadece şunu merak etmeyen, yani, Sovyetler yani, Birliği'nin e, Türkiye dış politikası tam da o 1919 21 aralığında ee, bir devrim cephesi içinden düşünecek olursak o bölgeye dönük politikalarının bir parçası olabilir mi? Hani belki bunu çalışmamışsınızdır. Bu sizin ilgi alanınız değildir ama biraz daha bölgesel baktığımızda e, bir uyumluluk var mı Sovyetler Birliği'nin e, Türkiye dış politikası ile diyelim ki Bulgaristan dış politikası, Polonya dış politikası gibi e, yine dediğim gibi o devrim cephesinden söz ettiğiniz için e, o kısmı benim ilgimi çekti. Evet. E, İki İkinci sorum da şu olacak, sonra sözü size bırakacağım. Hı hı. Ee, hani e, Türkiye'de e, Cengül e, daha çok söz ettiyen yani bir e, Sovyetoloji çalışmaları yok, böyle bir alan e, gelişmiyor bu dönemde en azından yok. Ama bildiğim kadarıyla Sovyetler Birliği'nde ciddi bir Türkoloji damarı var, e, e, Türk dünyası çalışmaları var, muhtemelen Türkiye üzerine de çalışmalar var. E, ve sonrasında da şeyi biliyorum yani 60'larda 70'lerde epey bir e, Sovyet e, kökenli e, e, bilim insanı Türkiye'deki e, sosyalist e, hareketleri ve işçi hareketlerini oturup yazdılar. Hani bugünden baktığımızda belki biz bu e, kitapları çok propagandif bulabiliriz ama hani kafa yoruyorlar ve oturup yazıyorlar Türkiye'de işçi hareketi ne oldu nasıl gelişti vesaire. E, dolayısıyla e, onu merak ettim hani e, Türkoloji çalışmalarında e, ne oluyor 20 ve 45 arası? Siz anlattıysanız bile benim dikkat dağınıklığımdan kaçırmış olabilirim. Yok girmedim oraya. Buyurun. E, ya şimdi ilk e, mesele Bulgaristan örneğinden yani biraz daha Balkanlar... Güney Avrupa merkezli gelişmelerle Türkiye arasında bir bağlantı kuruluyor mu? Ya benim elimde böyle bir veri yok. Aslında Sovyet dış Dışişleri'nin örgütlenmesine, kendi içerisindeki organizasyonuna baktığımızda da Türkiye Doğu seksiyonunun bir parçası, Doğu çalışmalarıyla, Doğu politikalarıyla ilgili departmanlarda bir şey olarak başlık olarak ele alınıyor Aslında bir doğu ülkesi olarak değerlendiriliyor orada işte Afganistan İran ve Türkiye ile aşağı yukarı eş zamanlı olarak bildiğiniz üzere şey yapılıyor Bunlar hep yani doğudaki İngiliz etkisini kırma ya yönelik bir yanıyla da bir yaklaşımın ürünü olarak ortaya çıkan şeyler ve dediğim gibi şey çok belirgin ve net. Yani Türkiye'de sosyalizan bir şeyin dönüşümün yakın zamanda beklenilebilir bir şey olduğuna ilişkin bir tespit gerçekten yok. Dolayısıyla Avrupa'daki gelişmelerle Türkiye'de yaşananlar arasında bir bağlantı kurulduğunu zannetmiyorum. Yani doğuda bir şey var. Anti emperyalist, anti kolonyal karakterli hareketler gelişmiş durumda. Türkiye ve bu devam da edecek sonrasında aslında bu yaklaşım ee, Türkiye bunun bir parçası, bunun içerisinde e, bir değerlendirme şeyi alanı buluyor kendine. Ee, i̇kincisi e, Türkoloji çalışmaları, yani e, şöyle e, tabii ki bu şarkiyat e, ve Türkoloji Çarlık döneminden itibaren. E, Sovyetlerin aslında biraz da miras aldığı ve güçlü olduğu bir alan. Daha 20'li yıllardan itibaren özellikle şeye ilişkin işte Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye toplumunun yapısı, dönüşümü, ee, ekonomisi bütün bunlar üzerine çok fazla çalışma var 20'li yıllarda yapılmış. Yani <laughs> ilişkilerin e, tam da böyle şey yaptığı serpildiği evrede çok yoğun bir şekilde aslında e, Sovyetlerden Türkiye'ye yönelik akademik bilimsel bir ilgi olduğunu görüyoruz. Yani 1930'larda karış karış e, Türkiye'yi gezip Türkiye'nin tarımsal özelliklerini tespit edip bin sayfa bunun üzerine ansiklopedi yazan bir bilim insanı bir ekip çalışması olarak aslında kendini gösteren bir şey var bu açıdan ilgi büyük 1920'li ve 30'lu yıllardaki çalışmalarla bu arada da çok fazla şey dergi çıkıyor doğuya yönelik olarak doğudaki doğu toplumlarına yönelik olarak ve Türkiye'de burada belirli bir ilgi üzerine çektiğini görüyoruz bu böyle 60'larda şöyle ilginç bir şey oluyor Türk-Sovyet ilişkilerine yönelik bir şey canlanan bir yayıncılık. Yani mesela hmm. e, Sovyetler Birliği'nde Türk Sovyet ilişkilerine yazı, dair yazılan kitapların ağırlıklı bölümünün 1960'larda yazıldığını görüyoruz. Aralov'un e, anıları da 1960'lı yıllarda basılıyor. Bunun çok şey basit bir nedeni var. 27 Mayıs sonrası e, Sovyetler Birliği Türkiye ile ilişkileri canlandırabileceği şeyiyle hareket ediyor. Ve o şeyin e, Oradaki Türk-Sovyet ilişkileri, Atatürk dönemindeki Türk-Sovyet ilişkilerine dair yorumlara baktığımızda şeyi görüyoruz. Yani Atatürk, tıpkı az önce o tarih yazım tartışmasına söylediğim gibi Atatürk döneminde, Birazcık böyle şeyin üzeri örtülerek bütün o yaşanan tartışmalar, gerginliklerden birazcık azade biçimde çok iyi ilişkiler vardı. Korunması gereken hmm. ilişkiler vardı ve 60'larda bunları canlandı 60'lara gelindiğinde bunların yeniden canlandırılabileceği, bu anlamıyla Atatürk dönemine dönülebileceğine yönelik bir şey, bir içerikte aslında. Ee, Türk Sovyet ilişkilerinin tartışıldığını görüyoruz şeyler tarafından. Sovyet tarihçileri sosyal bilimciler tarafından. Bunları söyleyebilirim. Yani benim kadrajıma girenler açısından tabii ki bu konunun çok daha başka bir derinliği var. Ama bendekiler bunlar. Çok teşekkürler Gözde hocam ee, yanıtların için. Ben tekrar hemen YouTube'u kontrol ediyorum. Ee, herhangi bir soru ya da yorum var mı diye. Evet e, Nur Deriş, e, Nur Deriz Otoman e, ismiyle bir not var cumhuriyet öncesi iddia terakki hükümeti ile ilişkilerde Sovyet Sovyet politikalarından söz eder misiniz diyor hı hı. bir şey var ee, Sovyetler biliyorsunuz devrimden sonra e, Çarlık döneminde yapılmış gizli anlaşmaları iptal ettiğini hiçbir yükümlülüğü olmadığını hı ilan etti. Türkiye üzerindeki toprak iddialarından vazgeçti. Hatta 1918'de Brest-Litovsk'da daha öncesinden Rusya'ya düşmüş olan toprakları da teslim etmiş oldu. Bu şeyleri yayınladı, gizli anlaşmaları yayınladı filan. Bu tabii ki henüz iddiatçılar iktidardayken de bir şey yarattı yani çok doğal bir heyecan yarattı. Bir gazete başlığını hatırlıyorum. E, Aferin borççevikler <laughs> <laughs> diyor e, e, ama bunun ötesinde e, biliyoruz ki yine e, o dönemin işte siyasal boşluğundan yararlanarak Kafkasya'ya doğru iddiaçların bir e, uzanma e, girişimi var ve o noktadan sonra zaten yani çok kısa bir süre sonra e, ortalık toz duman olacak ve e, i, 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 iktidat, e, iktidar da ortadan kalkacak ama orada çok şey yani bir ilişki gelişme zemini zaten ortadan kalkmış oluyor bu gelişmelerle beraber. Ama tabii eklenmesi gereken şey iktidatçılarla Sovyetlerin ilişkisi burada bitmiyor. E, hmm. Aslına bakarsanız 1919 21 aralığında bir şey var yani bir yandan milli mücadele liderliği Anadolu'da ilk başta hatta biraz karışıyor çünkü iddiaçların bir tarihi var biliniyorlar doğuda bir prestijleri var vesaire onların milli mücadelenin liderliğini üstleneceği ve hatta öyle olduğuna yönelik bir şey de var aslında bir tür yanılsama diyebiliriz belki bugünden bakıldığında ama ve bir süre biraz ikili gidiyor ilişkiler. Yani Moskova'da e, iddiatçı liderler var Enver Paşa da dahil olmak üzere oraya gidip temaslarda bulunan, e, müzakerelerde bulunan e, şeyler var. Bu bir süre sonra ortadan kalkıyor çünkü milli mücadelenin liderliği konusunda bir soru işareti aslında kalmıyor. Ama buraya uzanan bir şeyden söz edebiliriz, bir ilişkiden söz edebiliriz teşekkürler ee, yeniden kontrol ediyorum başka sorular var mı diye şu anda başka bir soru görünmüyor ee, Cangül hocam senin eklemek istediğin sormak istediğin veya yorumlarla katkı sunmak ister misin Aa, sesimi açayım yani e, tabi şey e, Gözde hoca e, kadrajıma girenler dedi ama bu 27 Mayıs sonrası dönen bayağı ilginç görünüyor. Yani böyle bir ilginin gelişmiş olması en azından hani yeni bir kapı açılıyor mu acaba sorusunun sorulmuş olması. Tabii bu ilgi şeyi açıklar mı bilmiyorum. Yani Türk-Sovyet anlaşması mı, ekonomik anlaşmayı açıklar mı bilmiyorum. Yani o iyimserlik devam ediyor mu? o i̇şte oraları herhalde ayrıca çalışmak gerekiyor. Çünkü bayağı şey bir yandan da çok yani yeni yeni araştırmacılar e, Rus arşivlerine, eski arşivlerine giriyorlardı. Hani belgelerle o dönemi açıklamaya çalışıyorlar. E, bu arada şey de çok ilginç olurdu. Ben e, yakın zamanda öyle bir vakaleyle karşılaştım. E, tabii işin yani şey boyutu da var. E, özellikle Soğuk Savaş'la beraber işte e, belki buna Bilemiyorum ikinci dünya savaşı yılları da eklenebilir mi? Ee, yani bölge ülkelerinin arşivleri, işte Bulgaristan arşivi, işte Polonya arşivi vesaire, yani o da şeyleri kapsıyor ilişkileri. Çünkü orada da mesela özellikle e, soğuk Savaş yıllarında aslında Sovyetler Birliği diyelim ki elçiliği biraz böyle şey altında, zan altında um, Bulgaristan çok kullanıyor hani e, Sovyetler Birliği Bulgaristan üzerinden bazı girişimleri yapıyor ya da diğer elçilikler üzerinden Macar elçiliği mesela çok şey e, ilginç bir elçilik bu açısı, açıdan böyle karşılaştırmalı bir okumada bir gün gelir birileri yapabilirse tabii e, ben şey biliyorum Gözde Hoca daha önce bir makale yazmıştı ve Bulgar bel yani Bulgaristan arşivinden çıkmış bir belgeyi yorumlayabilmişti anlayabilmişti sanırım şey o şey biraz uğraşılınca mesela. oluyor evet, evet. <laughs> belki öyle bir şey de yapar Bayağı şey var yani özellikle genç araştırmacılar bizi dinliyorsa araştırılacak çok şey var bu konuda. Bir de bölge dillerini bilmediğimiz düşünürse yani bütün bölge için söylüyorum Arapça, Farsça, Rusça yani şeyin başında eğitimlerinin, doktora eğitimlerinin ya da master eğitimlerinin başında olan insanlar varsa burada dili öğrenerek bu alanlara girmek gerçekten hem sizi dünyada ki literatür bir parçası yapıyor yani sadece kendiniz kendi ülkemiz içerisinde çalışıp oynamaktan çıkıyoruz. O çok sıkıcı bir hale almış durumda şu anda. Ee, hem de e, kendi ülkemizin etrafını da daha iyi tanıyoruz. O açıdan da şey e, ne kadar renkli bir konu olduğunu konumlu şeyi promosyonu yapmak gerekirse ne kadar çok boyutlu bir renkli bir konu olduğunu e, burada böylece görmüş oluyoruz diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum. Hı hı. Güzel hocam, teşvik eder mi yoksa pişman mı bu Yo e, yani bir de şey ekip çalışmasına da çok müsait aslında çünkü çok evet. kapsamlı ve çok fazla malzeme var. Yani tek bir kişinin e, altından kalkamayacağı kadar. Dolayısıyla ne kadar e, ortaklaşa çalışma yürütülürse bu başlıklarda o kadar iyi diye düşünüyorum. Hı hı. Çok teşekkürler. Ee, yeni bir soru var, onu ileteyim size. Hakan Erbil'den geliyor. Supilerin gelişleri değilse de geliş biçimleri politik olarak çocuk e, çocukluk ölçüsünde hesapsız romantik değil mi sizce? Diyor. Ee, evet. Ee, yani değil bence. <laughs> ya yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. bunu yani hani operasyonel olarak daha farklı ne yapılabilirdi ne gibi önlemler alınabilirdi bu bir tartışma e, konusu ama yani sonuçta ortada bir karar var ve bu karar meşru bir e, karar. Yani Türkiye'ye gelinecek, milli mücadeleye desteklenecek ve Türkiye'deki e, aynı zamanda bir şey sosyalizm mücadelesi adına da bir takım adımlar atılacak. Yani bu yönde parti vaküde kuruluyor ama e, en temel şey bu stratejik kararı bu. Bunu da şu ya da bu zamanda hayata geçirmek e, gerekiyordu. Bunun ötesi bence biraz şey yani hani o operasyonun kendisi içinde bir tartışma ama ben çocukça demem yani. Evet. Cengur hocam senin ekleyeceğin bir şey olur mu buna? Valla ben doğrudan bu konuya değil de e, ben de deminden beri şey düşünüyorum hani itaatçılarla ilgili bir soru da geldi şimdi Mustafa Sufiler de geldi hani biz e, işte dünya küreselleşti falan diye 80'lerde konuşmaya başladık yoluna hatta 90'larda konuşmaya başladık ama işte Gözde hocam iyi bilir erken cumhuriyet dönemi işte böyle 1920'ler 30'lar çalışan insanlar aslında o sırada özellikle bazı kesimler açısından yani aydınlar açısından böyle hani sınır tanımayan bir hareketlilik olduğunu ve bu hareketliğin de son derece dönüştürücü olduğunu görürler. Yani mesela işte iddiatçılardan bir, bir seçiyorsunuz ve hayatına bakıyorsunuz bir ya, bir yerde Polonya'da çıkıyor. Bir bakıyorsunuz 3 sene sonra Moskova'da bilirmiş. Sonra bu Karsta'ki bir şura'ya katılıyor. O sırada da Azerbaycan'a gidiyor falan. Ya da mesela e, geçen Zabel Nesliyasayan'ın hayatına bakıyordum Ermeni e, devrimci yazar. E, o da öyle. Yani e, ya da Sabiha Sertele bakın. Hadi Sabiha Hoca Sabiha'nın ve eee Zabel'in e, gidişleri tabii biraz e, Türkiye'deki ortamdan da kaynaklanıyor ama böyle Macaristan'dan da çıkıyorlar. Yani e, çok ilginç bir dönem. Çok dönüştürücü bir dönem. E, kişiler için de öyle. Bence hareketler ve örgütler açısından da öyle. E, hani e, o kadar e, şey tipler de çıkıyor ki bunların arasında. Yani işte ne bileyim e, şu an e, zikredemeyeceğim hemen ama hani hem İslamcı olup hem Bolşevik olan tipler mesela. E, ya da mesela Ankara'ya kafa tutacak kadar boşevik bolşevik ama aynı zamanda hilafetin kaldırılmasını isteyen bir İslamcı karakter de görüyorsunuz mesela siyasetin içerisinde. E, dolayısıyla biraz bu dönemi e, bir, bir e, şey hani bir coşku dönemi olarak kabul etmek hmm. gerekiyor. Yani hızlı bir dönem, hızlı bir dönem olduğu ve hani büyük sarsıntılar olduğu için de ee, belki sonraki böyle daha oturaklı hesaplarımızda çok açıklanamayacak bir dönemi gibi. Yani bir e, şey var. Alt üst oluş ve m, a, ne diyelim yeni kuruluşların yarattığı a, inanılmaz bir e, hani bir enerji var. Belki bu devrim enerjisi mi denir buna bilmiyorum. E, o enerji içerisinde biraz yorumlamak. Yani biraz metafizik bir yorum yaptığımın farkındayım. E, ama bunun ötesinde de bir şey diyebileceğimizi çok zannetmiyorum. Yani burada olabilir yani hani çok gerçekçi olmayabilir bir yandan da gerçekçi çünkü Ankara'da da hiç gerçekçi olmayan işler oluyor yani Ankara'ya bakarsanız Ankara'daki hani bütün bu işte İstanbul'a kafa tutma işte sağda solda kongreler düzenleme ama o sırada işte ne bileyim İstanbul'dan adam kaçırma yani bütün bunlara baktığınızda Ankara'da da işler pek böyle hani rasyonel oturaklı ve hesaplı değil Dolayısıyla e, o yüzden de zaten bu kadrolar çok hızlı dönüşüyorlar yani İslamcı bir borç görüyoruz falan e, meclise kadar gir, gir, girmiş ha, İsmini hatırlayamadım kendime kazıyorum yani ama e, şunu demeye çalışıyorum yani e, iktidar biraz kapanın elinde kalıyor o sırada hani mücadele edenin elinde kalıyor bu da bir iddia e, Ankara'da da e, ki kadrolar böyle e, ne Mustafa Kemal ya ne de yanındakiler hani koskoca saltanattan iktidar koparacak kadrolar mı yani baktığımız? Ama cüret biraz kazandırıyor bu dönemde. Böyle dönemlerde cüretin büyük bir şeyi var, etkisi var tarihte. Şey gibi Stefan Zweig gibi konuştum ya <laughs> kendimi öyle hissettim. Bütün <laughs> dünyası yaranın ama gerçekten öyle bir dönem çok ilginç Biraz öyle bakmak lazım bence. Hani Ankara'yı da böyle çok oturmuş e, kabul etmemi. Hep aynı yaş kuşağı dikkat edersiniz bunlar ve hani e, çok hızlı dönüşüyorlar. E, şimdi Cengü, seni dinlerken ben benim aklıma 19. yüzyılın devrimcileri geldi. Bütün 1830'lar, 1848 e, devrim dalgaları içinde yer almış devrimcilerin hemen hepsi çok romantikler ve Tam da dediğin gibi çok internasyoneller. Bir yerden giriyorlar, bir yerden çıkıyorlar. İşte Paris'te buluyorsun, Berlin'de buluyorsun. Sürekli hareket halindeler. Sürekli de birbirleriyle de büyük bir iletişim içindeler. Dolayısıyla sanki bu bir o devrim dalgasının içinde olmakla ilgili bir şey. Tam da dediğin gibi hani Ankara'dakilerin de aklı çok başındaymış gibi görünmüyor. Yani devrimci romantizm dediğimiz bir romantizm var. Dünyayı değiştirebileceğine inanmak, buna cüret etmek, dolayısıyla yani sadece 1920'lere ve 30'lara da özgü değil bu hani devrimin olduğu coğrafyalara ve yüzyıllara baktığımızda bu büyük hareketliliği etkileşimi ve romantizmi görmek mümkün, mümkün gibi geliyor bana da ben de böyle bir not eklemiş olayım söylediklerine çok teşekkürler şimdi tekrar bakıyorum başka sorular yorumlar var mı Yine Hakan Erbil'den bir yorum. Gelmeleri elbette doğruydu ama bunun açıkça ve politik muarızlarını fazlaca güvenilerek muarızlarının şurada bir işaret var okumamı bozuyor ama gideremiyorum emojiler var. Evet yeniden okuyorum affedersiniz. Gelmeleri elbette doğruydu ama bunun açıkça ve politik muarızlarının fazlaca güvenilerek yapılmış olması sorunlu gibi diyor. Ya evet yani bir takım aslında sinyalleri yeterince okumamak ya da başka türlü düşünmeyi tercih etmek gibi bir durum biraz söz konusu olmuş durumda yani çünkü büsbütün e, Anadolu'da karşılaşabilecekleri ortamdan habersiz değiller gelirlerken yani o orada dolayısıyla bir tür hesap hatası olmuş olabilir gerçekten yani bunun ötesine Hı -hı. ne denebilir bilmiyorum. Hı -hı. Bu Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerinde her ne kadar siz Sovyetler Birliği'nin dış politikası üzerinden Türkiye'ye baktıysanız da sanki Türkiye'de hala 19-23 arasındaki dönem çok ilgi görüyor bu şeyde, yani o kesitten mesela. 36 veya 45 daha sorunlu dönemlerde 19-23 arası birazcık daha hani üstünde heyecan uyandıran bir dönem olmaya devam ediyor. Ama biraz önce de konuştuğunuz gibi yine Can Gül'ün dile getirdiği gibi hani 60'larda da bu buna ekonomi üzerinden bakmak bence çok ilginç. Hani evdeki çelik tencerelerin <laughs> Sovyetler Birliği'nin de teşvikiyle yapılmış olan ya da yardımıyla yapılmış olan sanayileşme hamlesiyle evlere girmesi bence çok güzel bir bakış açısı. Keza 30'ların başında da öyle olması. Ama e, 19-23 arası belki de o devrimci romantizmden dolayı bizi heyecanlandırmaya devam ediyor o döneme bakmak. Peki ben tekrar bakıyorum e, sorular yorumlar var mı şu anda e, yok ve biz düşündüğümüz e, süreye de gelmiş bulunuyoruz genellikle bir buçuk saat e, gibi e, tutuyoruz e, seminerlerimiz ve tartışmayı. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum Gözde Somel. Çok teşekkürler Cangül Örnek. Hakikaten çok heyecanla dinledik ve bunların kayıtları YouTube'da kalıyor ve Tarih Vakfı'nın sayfasında. Dolayısıyla birçok ilgili daha sonra da izleyecek, dinleyecek. Umarım onlar da yararlanmaya devam ederler. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Bu tartışmadan totalde. Sevgili. Ben de ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyde güzel bir sunumda tartışmacı olarak davet edildiğim için. Herhalde siz kapatıyorsunuz Uşar Hocam değil mi? <laughs> evet ben de kapatıyorum. Gelecek ay yine Aklı Kısa'da buluşacağız. Bir başka konukla, bir başka başlıkla yine kadın tarihçiler olarak bir araya geleceğiz. Bundan da çok keyif aldım söylemek isterim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese.